İyi akşamlar efendim. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam İstanbul eski belediye başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna ile birlikteyiz. Bu akşam dün yaşanan depremi konuşacağız. Bu akşam İstanbul trafiğini konuşacağız. Belki zaman kalırsa diğer konuları da tekrar konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi Efendim yayınlar. bu arada dün malumunuz Türkiye'nin yarısını hatta Yunanistan'ı bile sarsan 6.2 şiddetinde bir deprem. 99 depreminden sonra yaklaşık 13 yıl geçti aradan tekrar hatırlatıldı. Deprem tekrar bize belki kendimizi hatırlattı, belki idarecilerimizi artık kendinize gelin diye şöyle bir sirkeledi. Bugün yine uzmanlar bu deprem denizde değil de karada olsaydı belki çok büyük can kayıpları olabilirdi diyorlar. Buyurun söz sizde. Ne söylemek istersiniz? 99 depreminden sonra İstanbul'da ve hatta Marmara'da ne gibi tedbirler alındı? Ne yapılmalı? Buyurun. Evet, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Ege Denizi'nin merkezinde olması depremin merkezinin Evet. hasarı asgariye indirdi. Allah korusun büyük kayıpların olmasının da önüne geçmiş olduk. Fakat bunların hepsi bize ikaz. Bunları kale almak lazımdı. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Öldürücü olan, tahripkar olan depremin kendisi değil, depremi kale almamaktır. Evet. Depremi umursamamaktır. Bilimin kurallarına uymamaktır. Buradaki bilimden kastettiğimiz özellikle şehircilik alanında, yerleşim alanında, yapı kalitesi alanında, organizasyon anlamında, toplumun dinamizmi anlamında, toplumun bilinci anlamında, devletin, yerel yönetimlerin bu konudaki hazırlığı anlamında bizi bunlar ciddi olarak sarsıyor ve durumu gözden geçirmemiz noktasında ikaz ediyor. Bu hazırlıklarımız olursa depremin etkisi asgariye iner. Veya genel olarak afetin yani kar, kış, Evet. sel, her şey toplum bir genel olarak afet dersek yangın dahil bilinçle hareket edersek afet dediğimiz kavramı afet olmaktan çıkarırız. Esas söylemek istediğim bu. Ege'deki olay sürpriz mi? Değil. İşte bakın şunu gazete küpürü. Bu ne zaman? Doğu Anadolu ve Ege risk altında diyor. Evet. Yaklaşık 3 sene öncenin küpürü gazete Evet. başlığı. Peki 3 sene önce gazete bu başlığı attı da 3 sene içerisinde bu bölgelerde bir çalışma oldu mu? Ben bu konuda hassas birisi yani gündemi takip eden birisi olarak izliyorum. Doğrusu çok yakın bir şeyler gördüğümü ifade edemeyeceğim. Üzücü olan tarafı bu. Bir kere şunu unutmamamız lazım. Depreme yönelik faaliyetler topluca Evet. el birliğiyle ve bir koordinasyon, bir orkestrasyon içinde yönetilmelidir. Yani devlet birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum, halk, işin finans tarafı bir bütün olarak ele almalı ve hazırlığımızı ona göre yapmalıyız. Eğer buna göre yaparsak sonuç feryatların olmadığı bir afet olur. Zaten depreme hazırlıktan maksat ne veya afete hazırlıktan maksat nedir? Depremin olmasının önüne geçmek değil. Evet. Bunun önüne geçemeyiz. O bir doğa hadisesi. Yer kabuğu oldukça depremler olacaktır. Evet. İçeride ısınmalar oldukça, stresler biriktikçe yer kabuğunun altında bu oynamalar her zaman olmuştur. Olmaya da devam Dünyanın edecektir. da dengesi Evet. zaten. Evet, bu bir kuraldır. Evet. Ha, yapmamız gereken bu beklenen olaylara karşı bizim hazırlığımız, refleksimiz ne olmalıdır? Ve depreme veya afete hazırlıktan maksat şudur, temel. Biz hep geçmişte de bunu ele aldık. Feryatsız, acısız, figansız bir deprem atlatalım. Evet. Yani can kaybımız olmasın, mal kaybımız olmasın, olursa da çok az bir oranda mal kaybıyla bunu geçiştirebilelim. Evet. Esas olan bu. Yani temelde bizim sloganımız şuydu.
hasarın altından, harabelerin içerisinden, yıkıntıların içerisinden insan çıkarmayalım. Bunun önüne geçerek evet, gerekli tedbirleri alalım. Yapılması gereken bunlar, eğer ana hatlarıyla genel olarak nelerdir diye derseniz ona da geçebiliriz belki. Dilerseniz nelerdir diye geçelim efendim. Evet. Ana hatları, önlemler, tedbirler, zararın ne kadar ne şekliyle bir tedbir alırsak asgariye indirebiliriz. Şimdi bunu bir kere 4 veya 5 başlık altına alabiliriz. Biraz çoğaltılabilir de 5 veya 6, yani biraz işin finansal ve psikolojik tarafları olursa. Bir kere bilimsel ve teknik anlamda bir çalışma yapmalıyız. Hiçbir şey rastgele olmaz. Evet. Şüphesiz hiçbir hükümet, hiçbir yerel yönetim, hiçbir insanımız deprem olsun da insanlarımız zarar görsün istemez. İstemez, muhakkak. Bunu kimse istemez. Evet. Ama bunu istememek sonucu etkiler mi? Temenni ediyoruz hiçbir şey olmasın ama hiçbir şey de yapmayalım. Sonucu etkilemez temenni. Evet. Tabii Allah'tan geldiği söylenir bu tür afetlerin. Şüphesiz her şey hayır ve şer Allah'tan, ona inanıyoruz. Ama Allah da Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, ey akıl sahipleri, akıl sahipleri de hitap ediyor insana, insanı evet, muhatap kabul ediyor. Ey akıl sahipleri, siz akletmez misiniz? Evet. Aklınızı kullanın diyor. Doğadaki her şey belli kurallarla cereyan ediyor. Belli kurallar, belli silsileler, belli periyotlar çerçevesinde cereyan ediyor. Bilim dediğimiz kavram bu periyotları kavrayarak bunları bir kurala bağlıyor. Evet. İşte bu sonuçta bir bilgi oluşturuyor. Rafta duran bilgi bir işe yarıyor mu? Yaramaz. Kullanmadıktan sonra yaramaz. Evet, o bilgiyi kullanırsak, o bilgiyi değerlendirirsek bir işe yarar. Diyelim ki zayi konularda çok süper bilgilerimiz var, projelerimiz. Ama biz onu hayata geçirip ürün almakta kullanmıyorsak durum değişmez. İşe yaramaz. Gene yani benimsizlik devam eder. Afette de böyle. Dolayısıyla evvela bilgiyi üretmemiz gerekiyor. Bilgi. Teknik anlamda ve sistem anlamında bilgiyi üretmemiz lazım. Yani buna bir örnek vereceğim mesela. Bizim işte şu çalışma. Belediye başkanlığımız döneminde yaptığımız bir çalışmaydı. 2002 yılında mı yaptık? Bu 1999 2000 yılında başladı. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı var, JICA diye. Evet. Birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Bu çalışmanın özü ne? Türkiye Cumhuriyeti İstanbul ile sismik mikro bölgeleme dahil afet önleme, evet, azaltma temel planı çalışması semineri. Bu çalışmanın özü. Ne ifade ediyor? Ne bu ifade ediyor? Evvela ne yapmalıyızı ortaya koyuyor. Bunun bir arayışı. Ne yapmalıyız? Neler ortaya koymalıyız? İşte ilk yaptığımız iş nereden başladı? Bunları tek tek ortaya koyduk. Evvela deprem nedir bir tanımalıyız. Evet. Depremi biliyor muyuz? Hayır. Yani tabii ki yer sarsıntısı, zelzele eski tabirle biliyoruz ama deprem nereden geliyor? Kaç şiddetinde geliyor? Büyüklüğü evet, ne kadar? Hangi zeminde ne kadar etki yapıyor? Nasıl oluşuyor? Evet, veya deprem bize geldiği zaman biz derken şehirlerimiz, evet, burada İstanbul'sa İstanbul kapıyı çaldı. Tak 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 tak. Ne yapmalıyız? Bize nasıl bir tesir bırakacak o kapıyı çalma olayı? Evet. Bunu tespit etmemiz lazım. 99 depremini ben şuna benzetiyorum. Çok aksi, çok ters bir hocanın aniden sınıfa gelip çocuklar çıkarın kağıtlarınızı bakalım sizi sınava tabi evet, tutacağım. Ve stresle, asabiyetle bunu evet, yaptığını düşünün. Herkes şaşırıp kalıyor. Daha evvel deprem olmamış mıydı? Olmuştu. Örneğin İstanbul'da 1509 çok ciddi hasar bırakan bir evet, deprem. Hadi o çok gerilerde kaldı. 1574 depremi İstanbul için tam bir faciadır. Tam bir facia. O da hadi 200 küsur sene geride kaldı diyelim. Evet. 1894 depremi yine bu fay hattı üzerinde
büyük acılar oluşturmuştur. Evet. Ve 1994'ten 2000'e kadar, 1999'a kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, muhtelif büyüklüklerde belki yüzlerce deprem oldu. Evet, geliyorum dedi aslında. Tabii, en acıları işte bunların 1939'du değil mi? Erzincan depremi. Evet. Bir şey, bir acı. 66 Varto depremi, evet. Van Muradiye. Bunları çok yaşadık. Gediz depremi. Evet. Ege'de bunları yaşadık. Yani Türkiye depremden uzak kalmadı. Hep kapımızı çaldı. Aslında çok hazırlık şeydi değil, haber vermeden de gelmiş değil. Evet. Ama İstanbul ve yakın çevresinde olunca etkisi de hasarı da büyük oldu. Dolayısıyla bunu niye anlatıyorum? Gelen deprem kim bu gelen? Ve bize nasıl bir etki yapacak? Evet. Kapımızı birisi çalıyor ama eşkıya mı, mafya mı, çalıyor? Yoksa soyguncu mu, hırsız mı, yoksa iyi bir elinde hediyelerle gelen bir misafir mi? Kim? Evet. Kim çalıyor kapımızı? Bunu iyi anlamamız gerekir diye depremi tanımalıyız. Evvela bu bir. Bunu nasıl anlayacağız işte? İstanbul'umuzda veya diğer şehirlerimiz, Türkiye'nin her yeri, aslında bu Türkiye'nin her yeri için geçerli bir şey, evet, bu usuller. Zemini tanımalıyız. Zemini tanıyalım ki o zeminin üstüne nasıl bir bina yapılabileceğini anlayalım. Zemini tanımıyoruz. Üzerine bina yapılırken hiçbir araştırma yok, hiçbir hassasiyet yok. Yerel yönetimler es geçmiş, devlet yetkilileri kale almamışlar. Ciddiye almamışlar seli, evet, depremi. Tabii sel de bunun içinde. Tabii dere yatağına yer yapmışız. Evet. Dere yatağına bina yapmanın iki temel zararı. Bir sel, iki orası alüvyonlu zemindir, yani yumuşak zemin, depremdeki etkisi çok daha fazla olur. Samsun'daki örneğini gördük. Evet. TOKİ'nin yaptığı evlerin, insanların can kaybı olduğu yerin, evet, gerçekten de zeminin çok kötü olduğunu ve dere yatağına yapıldığını gördük, yaşadık. Evet. Şimdi devlet bunu yaparsa, TOKİ bunu yaparsa vatandaş ne yapacak? Ne yapmayacak yahut? O bakımdan İstanbul'un da gelişmesine baktığımız zaman İstanbul ölçekli veriyoruz. Bu herkese misal, yani İstanbul'daki, evet, bu söylediklerimiz her yer için geçerli şeyler. Yıllar içerisinde, uzun yıllar içerisinde deniz kenarına, Haliç çevresine binalar yapılmış, dere yataklarına binalar yapılmış, ölçüsüz binalar, hesapsız binalar yapılmış, 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 birikmiş. Yapılmaya da devam ediyor. Ve acı olan o. Dolayısıyla bizim evvela bunu tanımamız lazım. İşte mikro bölgeleme esasına göre yapmayı söylediğim çalışma bu. Yani parsel bazında arsalarımızı, arazilerimizi tanıdık. Evet. Neyle neyi buluş? Depremle bu arazi buluşacağına göre bu buluşma nasıl olacak? Kim kimi kabul edecek? Tabii, ve birbirinin etkisi ne olacak? Temel soru bu. İşte onun için parsel bazında biz bunların hepsini araştırmasını yaptırdık ki bilgisayar, internet ortamına da yükledik. Her vatandaşımız açıp kendi parselinin zemin karakterini görebilir. Arkasından ne yaptık? İşte buna uygun yerleşmeye açık alanlar, yerleşebilecek alanlar, yerleşmeye müsait olmayan alanlar olarak İstanbul imar planlarını yeniledik. O zaman metropol alan daha dardı. Şimdi İstanbul ilinin tamamı. Bunları yaptıklarımızı söylüyorum ki bunun yapılması gerekenler, evet, de buradan çıkıyor. Onlara da geleceğiz efendim. Tabii. Bunun yanında kısa vadede hemen yapılması gereken konular vardı. Acil durum önem arz eden tespiti. Konular. Tabii bir kere deprem, 99 depreminde hemen müdahale gerektiriyordu. Bu müdahale için biz baktığımızda daha evvel Dinar depremi ve Adana'da da bir deprem olmuştu. Evet. Biz ekiplerimizi oralara gönderdik. Takviye yardım olsun, katkı olsun diye. Ekiplerimizin oralarda oluştuğu, elde ettikleri izlenim ve aldıkları deneyimlerle biz 99 depremine çok ciddi, çok ani müdahale ettik. Hazırlıklı girdiniz daha yani, doğrusu. En azından mentalite olarak. Ve örneğin, yani birkaç misal vermek istiyorum. Erzak vesaire yardımlarımızı söylemiyorum. Çünkü herkes onları, evet, yaptı. Muhakkak ki. Ama orada asıl püf noktası neydi biliyor musunuz Şükrü Bey? Neydi efendim?
hiçbir hijyenik tedbir yoktu. Biz onu bildiğimiz için daha belki depremlerde onun sıkıntısı nedir diye su götürdük. Yıkanma yerleri, banyolar olarak duş kabinleri götürdük. Evet. Tuvaletler götürdük. Evet. Ve hijyenik malzemeler götürdük. Dolayısıyla salgın bir hastalığın önüne geçtik. Çok önemli. İkincisi, Gölcük'ün suyu kesilmişti. Yalova'nın suyu kesilmişti. Evet. Gölcük'e su Yalova'dan, Sapanca'dan Adapazarı'na. Oralarda ki su şebekelerinin projelerini tespit ettik ve inanın birkaç gün içerisinde ekiplerimiz seferber olarak orada depremden doğan arızaları giderek suyun akması sağlandı. Bu o kadar önemli bir hizmet ki. Çok önemli aslında. Yani depremde ölenin belki birkaç kişi Allah korusun verdiğimiz kaybın birkaç evet. katını o salgın hastalıklarda verebilirdik. Evet. Dolayısıyla bunu bir kere görüp demek ki yapılacak işler başlıklar altında sıralarsak bir acil müdahale olarak yapılması gereken işleri yapmak lazım. İşte mesela, su konusu ne olacak? Tıbbi malzeme ve tıbbi tedavi nasıl olacak? Bakımlar nasıl olacak? Erzak temini nasıl olacak? Aydınlatma nasıl olacak? Aydınlatma nasıl olacak? Haberleşme nasıl olacak? Evet. Hep telefonlar kesildi hatırlarsınız. Dün de kesilmiş efendim kısa bir süre. Ne acı. Orada da biz inanın telsiz sistemi kurarak haberleşmeyi sağlamıştık. Koordine 99 sağladınız. Depreminde de evet. Bununla beraber geçici iskan nasıl olacak? Allah korusun mezarlıklar geçici nasıl olacak? Kefen bile bulmakta sıkıntı çekti insanlar. Yani bunları söylemek evet. acı belki ama doğru. yani salgın hastalıklara bunlar sebebiyet veriyor. İlk yardım nasıl olacak? Buradan da şunlara da geliyorum. Mesela hastane kuracak yer ayırıyor yer muyuz? Evet. Veya mevcut hastanelerimizi elden geçiriyor muyuz? Şimdi burada göstereceğim. Efendim hastaneye ulaşmak için yol da lazım. Yani tabii. Şimdi yollar, sokaklar, caddeler, binalarla kapatıldığı zaman hastane olsa da ulaşmakta güçlük çekilir. Kesinlikle. Bu da önemli. Kesinlikle. Şimdi bakın burada bunlar bilimsel yapılmış çalışmaların içinde. 2011'de yapılmış bir çalışma bu. Çok eski değil. İstanbul'da üflesen yıkılacak 20 bin bina. Bırakın depremi üfleseniz yıkılacak. Üflesen yıkılacak. Depremde yıkılacak değil. Evet. Bunların içerisinde birçok kamu binası da var. Yine deprem bölgesinde 226 okulun sadece 20'si dayanıklı çıktı diyor. Evet. Bu ne demek? Yani şuna bakıyoruz. İstanbul'un hali işler acısı. Evet. Binaların vesairenin durumu. Evet. Ve böyle 7-10'da ikilik bir deprem olsa bile Türkiye'nin kalbi durur. Türkiye'nin kalbi evet. durur. Şimdi bunları ele aldığımız zaman üst üste demek ki her şeyden evvel çok acil bir şekilde hastanelerimiz, okullarımız ve geçici barınma yerleri, evet. geçici sağlık yerleri bunların ve ulaşım noktaları biz acil ulaşım hatlarını da tespit ettik. Bunların sürekli trafiğe açık tutulması lazım. Ama şimdi hiçbir şey yok. Bütün sokaklar tıkalı. Evet. Dolayısıyla bütün bunların bir planlama olarak ele alınması lazım. Her şehirde, her bölgede. Şükrü Bey, Türkiye'nin üçte ilkisi deprem tehdidiyle karşı karşıya. Evet. Bu 50 milyon insan demek. 50 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Evet. Ve Türkiye'nin hemen yazılması gereken büyük harflerle birinci sorunlarından birisi bu. Ama ne yazık hep deprem olunca aklımıza geliyor. Üç gün sonra unutuyoruz. Unutmamamız lazım. Evet. Ve bunun yanında altyapıların rehabilite edilmesi, su, atık su, evet. doğalgaz bunların hepsi bir deprem anında hasar oluşturacak alanlar. Ve tehlike arz edecek tehlike, olaylar. Tabii. Dolayısıyla o şehri yönetenler, o bölgeyi yönetenler, ülkeyi yönetenler bunların bütün haritalarını çıkarmaları lazım. Risk haritası olarak
hangi noktada su kırılabilir, patlayabilir, hangi noktada doğalgaz patlayabilir, oralara sensör dediğimiz ve sensör hassas cihazlar yerleştirilmeli ve oralara otomatik vanalar konmalı. Kendiliğinden kapatsın. Tabii. Bunların hepsi bir hazırlık. Yani acil durum için bu hazır, söylediğimiz hazırlıklar bunların hepsi. Artı yine 99 depreminde yaşadık. İnanın sopalarla, tahta sopalarla dev beton blokları kaldırmaya çalışıyordu. Evet. Yok. Bir kaldırma cihazı bir şey. Sonradan hepsini temin ettik. Çok modern, dünyanın en ileri araç gereçlerini koyduk ama yine de yeterli değil. Bu Türkiye'nin her tarafına yayılmalı ve İstanbul'un da her bölgesine yayılmalı. Evet. Onun için ele alırken nerede daha çok hasar bölgeleri var, oralara mutlaka ana müdahale istasyonları oluşturulmalı. Biz yaklaşık 15 noktada oluşturmuştuk ama bunların daha da yayılması gerekiyor. Yani yeter mi, yetmez. Tabii. Mesela elektronik kameralar, içeriği gösteren bunların filan temin edildi. Orada hiç yoktu. Bağırmayla, sesle, kulakla hep duymaya çalışıyordu. Yani ilkel bir şekliyle yapılan kesinlikle çalışmalar sonucunda zaten evet, sayısı da belli değil o kadar. Tabii, can kaybının. Çok doğru Şükrü Bey. Bir de o kurtarma işlemi bir ihtisas istiyor. Teknik iş. Teknik bir iş. Yani öyle askeri çağırıyoruz, hiçbir bilgisi yok. Belediyenin elemanları gidiyordu, hiçbir bilgisi evet yok. Yahut devletin belli kurumlarından insanlar gidiyor, fabrikalardan işçiler çağrılıyor. Ama bunların hiçbirisi afette müdahale eğitimi almamış insanlar. Aslında yani bunlar iş yapıyorum derken ölümlerin de fazla olmasına da sebep oldu değil olabilir mi efendim? Olabilir tabii. Çünkü yani hepsi iyi niyetle çalıştı, koştu, evet, günlerce çalışanlar var ama hiçbir kurtarma eğitimi alınmamış bu insanlar. Dolayısıyla bu kurtarma birliklerinin insan olarak da sadece ekipman, cihaz, kamera değil hazırlanması lazım. Kurtarma köpekleri yetiştirilmesi lazım. Nerede ne var bulacak. Bütün evet bunların hepsi ilk müdahale anı için hazırlık gerektiriyor. Ne yazık ki Türkiye'deki bina stoğunun karakteristiğine, dayanıklılığını şöyle baktığımız zaman tüylerimiz ürperiyor. Ben şu anda İstanbul'da doğabilecek hasarı açıklamak istemiyorum. Muhtemel can kaybını ne kadar olur efendim mesela yani sizce? İnanın söylemek istemiyorum. Bu çok büyük rakamlar. Yaralı sayısı çok büyük rakamlar. Yıkılacak bina sayısı çok büyük rakamlar. Evet. Yani bunun altından kimse kalkamaz. Ne İstanbul kalkabilir, ne Türkiye'nin ekonomisi kalkar, ne Türkiye'nin varlığı kalkar. Kalkamaz. O bakımdan bütün bunlar müdahale anında yapılacak işler. Ama demin söylediğimiz gibi en temel yaklaşım enkazın altından insan kurtarmak olmamalı. İnsanımızı enkazın içine düşürmemek olmalı. Evet. En temel yaklaşım. Bu hem acısızdır, hem feryatsızdır, hem ekonomik olarak daha makuldür, daha düşüktür maliyeti. Hem de ülke ekonomisini Allah korusun büyük bir krize sürüklemenin de önüne geçer. Onun için önleyici tedbir hasar olduktan sonra onu telafi etmekten çok daha ucuzdur. Evet. Çok daha acısızdır. Bunları yapmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla temel olarak biz bunu aldık ve şu çalışmalar işte Şükrü Bey. AKOM. Tabii. Burada onu da AKOM'u anlatayım kısaca. Buyurun AKOM efendim. AKOM'un görevi nedir? O zaman bunu evet sizin belediye başkanlığı döneminizde kuruldu. AKOM'u kurdunuz. Şimdi deprem oldu. Demin söylediğim gibi ancak Dinar depremine, Adana depremine gitmiş, orada tecrübe kazanmış arkadaşların topladık. Onları seferber ettik. Ne kadar birikimleri varsa tabii. Evet. Ama yeterli mi? Değil. Bir afet yönetim mantalitesi var mı? Yok. Ülkede yok. Yani sadece İstanbul'da değil. Ülkede yok. Bu çok acı bir şey. Tabii hemen acil olarak itfaiye teşkilatımızın bünyesinde bir birim oluşturduk. Ve oradan müdahaleye başladık. Koordinasyona başladık. Ama bir yandan da tabii ilk acılar geçip ilk yapılması gerekenleri yaptıktan sonra dedik ki ne yapmak gerekiyor? Bu böyle olmaz. Evet. Böyle iptidailik olmaz. Yani ilk çağ toplumlarında bile bu işler için kurulmuş bir düzen vardır. Yani böyle evet bir şey olur mu? Böyle bir düzensizlik. İstanbul'u bir yandan
milyonlarca nüfusun barındığı bir hale getiriyoruz. Diğer şehirlerimizi milyonlarca nüfuslu şehirler haline getiriyoruz. Ama böyle bir müdahale yok. O zaman ne yapmalı sorusu işte orada ortaya çıktı. Ve ilk bu Japonlarla işbirliği çalışmasını başlattık. Çünkü evet. Japonlar bu konuda çok tecrübeli olduğu evet. için ve bu ajans da Japonya'nın bu işlerle ilgili kurulmuş olan bir ajansıydı. Birlikte ne yapabiliriz çalışmasını yaptık. Ve ilk zemin etütleriyle birlikte genel olarak yapılması gereken kısa, orta ve uzun vadeli işleri tespit ettik. Demin saydıklarımı tekrar etmeyeceğim. Ha, yangınla ilgili müdahaleler, o hidrant denilen vanalar oluşturduk. Bunları tek tek saymayayım. Hastane yerlerinin hazırlanması vesaire vesaire. Uzun vadeli kalabilecek ekmek üretimine kadar evet. birçok şey yapıldı. Ama detaylara girmeyeceğim. Burada diğer konu olarak acilen orta ve uzun vadede bir kere hastanelerin güçlendirilmesi dedik. Çünkü böyle bir afette ayakta kalması gereken yerler hastaneler ve okullar, başta kamu binaları. Okulların güçlendirilmesi, kamu tesislerinin ve resmi binaların güçlendirilmesi, köprülerin güçlendirilmesi. Evet. Çünkü köprüler kullanılamaz hale geldi mi şehrin birbiriyle olan bölgesel bağlantıları kopar. Evet. Limanların güçlendirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, su, atık su, doğalgaz, afet yönetim merkezinin kurulması, toplumda afet önleme ile ilgili bilincin arttırılması için kampanyaların düzenlenmesi. Evet. Bunlar kısa vadeli yapılması gereken işler dedik. Ve işte kısa vadeli yapılması gereken işlerinde afet yönetim merkezinin ve sisteminin kurulması da vardı. Peki bunu nasıl kuracağız? Türkiye'de bu konuyla ilgili bir bilinç var mı? Bir bilgi birikimi var mı? Yoktu. Yok. O zaman araştıracağız dedik. Japonya, Çin, Rusya, Almanya, Amerika, özellikle Kaliforniya evet. depremin çok olduğu bölgeler. Buralarda ekipler gönderdik. Ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Araştırdık. Ve detaya girmeyeceğim. İşte AKOM'u kurduk. AKOM 12-12-2 yılında kuruldu. 2002'de. Evet. 2000 yılında. Evet. 12-12-2000. Depremden yaklaşık bir evet. yıl. O zamana kadar bunun hazırlıkları, çalışmaları. Yani iyi, hızlı bir süreçte kurulmuş. Tabii AKOM. Çok hızlı. Tabii. Şu anda da çok önemli bir konuda evet. İstanbul Büyükşehir yani Belediyesi. Yani 12-12-2000 yılında unutmuyorum. 12. ayın 12'si belediye meclisimizde. Çünkü daha evvelden devletle ilgili yazışmalar evet. vesaire, onlar da ikmal ediliyor. Vilayet, bakanlıklardan izinler falan çıkıyor. Kimler görev alıyor? Bütün bu süreçte. Efendim AKOM'da. Ve en son belediye meclisimiz, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de karar çıkardık 12-12-2000 yılında ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. İsim olarak da bu evet. şey, isim babası sayılırım. Ne demek? Biz bunu evvela depremle ilgili başladık çalışmaya, ama sonra gördük ki afet depremden ibaret değil. İstanbul bir kış oluyor, evet. bloke, sel oluyor, bloke. Felaket. Rüzgar oluyor, ayrı bir şey. Evet. Yangın, araba kazası oluyor, zincirleme. Müdahale edecek bir birim, bir güç yok. Evet. Yani her şey ortada kalıyor. Acil yardım, ambulans servisi, bütün bunlar İstanbul'da bir problem. İşte dedik ki deprem olunca çalışacak değil. Her zaman çalışacak. 24 saat çalışacak ve İstanbul'un bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir afet yönetim merkezi kurulsun dedik. Evet. Bu şekilde evvela demin söylediğim gibi dünyayı inceledik. İki açıdan inceledik. Bir, teknolojik açıdan, cihazlar, donanım açısından. İki, yönetim sistemi, mantalite, yönetim mantığı açısından irdeledik. İnanın AKOM dünyanın en ileri afet yönetim merkezi olarak açılmıştır. İstanbul bununla gurur duyabilir. Evet. Türkiye bununla gurur duyabilir. Neden en ileri? Çünkü en ileri sistemleri araştırdık. En ileri teknolojiyi kullandık. İstanbul'un her tarafını kameralarla donattık.
ve bunu kurduk. Arkasından gelen şey, depreme geçeceğiz ama İstanbul'un bir risk haritasını çıkardık. Ne demek? Riskli bölgelerini çıkardınız. Hem deprem açısından hem de mesela nerelerde buzlanma oluyor? Evet. Bir soğuk, ayaz oldu mu? Nerelerde ilk buzlanma? İlk ve en çok. Evet. Yamaçlar, tepeler, örneğin Çamlıca Tepesi. Evet. Bunu niye söylüyorum? Oralara araç gereçlerimizi konuşlandırma açısından bilgi çok önemli. Evet. Bilgi üreteceksiniz ama bilgiyi de kullanacaksınız. Artı nerelerde su baskınları oluyor? Hangi köprünün altına su doluyor? Evet. Hangi çarşımıza su basıyor yağmur yağınca? Evet. Bunların hepsini sel, kar, soğuk, yangın, buzlanma, yangın vesaire bütün bu noktaları tespit ettik. 2700 risk noktası tespit ettik. Evet, İstanbul genelinde. Evet. Bunları nasıl tedavi edeceğimizi de ortaya koyduk. Bunları yaklaşık biz 1000'e indirdik. O evet. Noktalarda uygulamalarımızla ve belki daha da inebilir sonra çalışmalar devam ettiyse inmiştir onu bilemiyorum. Ve oralara dolayısıyla şehrin haritasını çıkardık, risk haritasını. Yağmur mu yağacak? Nerede risk olacak? Biz ona bir anında müdahale. Evet. Kar mı? Nerede? Hatta hiç unutmuyorum, burada kendi reklamımız olsun diye söylemiyorum ama mesela bir seferinde Amerika kara teslim olmuştu. Biz İstanbul'da oradan çok daha fazla kar yağmasına rağmen Allah'a şükür her tarafı açık tutmuştuk. Bu müdahale dinamizmiyle ve AKOM'un bu dinamik yaklaşımıyla hatta gazeteler yazmıştı Amerika'nın yapamadığını Gürtuna yaptı falan diye evet. Böyle. Bunu şunun için de bu benim gidip oralarda kar temizlediğim için değil, sistemi kurduğumuz için. Bu evet. Arkadaşlarımızın başarısıydı aslında. Yani olaya yaklaşırken temelde sistem fikriyle yaklaşmalıyız. Çala kalem günlük yaklaşımlarla problemler çözülmez. Yani gün kurtarma yaklaşımlarıyla diyelim daha doğrusu. Evet. Çözüme gidilmez. Gidilmez. Gidilse de günlük ancak çözüm olur bence. Çok doğru. İşte dünyanın en ileri sistemi AKOM'u kurduk. Bugün bakın işte kar olayı geldi. Evet. Hemen müdahaleler, hazırlıklar, orada kameralarla takipler ortaya bir fayda getiriyor. Yangın, bir araba kazası. İnanın bir trafik kazası olduğunda hasar görmüş aracın içinden insanlar çıkarılamıyordu. Bunun araç gereci yoktu. Evet. Bu ekipmanları falan hepsini tedarik ettik. Yani olay çok yönlü ele alındı. İşte AKOM'un kurulması o ilk çalışmaların sonunda alınmış olan kararın bir sonucudur. Evet. Peki AKOM'un kurulmasıyla birlikte orta uzun vadede neler yapmamız gerekiyordu? İşte onu da kısaca ifade edeceğim. Deprem afetini önlemeye yönelik master plan. Ona geleceğim evet. Şimdi. Depreme dayanıklı kent hedef alınarak kentsel dönüşümün formüle edilmesi. Kentsel dönüşüm kavramını orada ortaya koyduk. Onun nasıl olacağını da ortaya aslında koyduk. Aslında niyet belli. Kentsel evet. Dönüşümün niyeti o zaman belli olmuş. Ama bugünkü kentsel dönüşüm o kentsel dönüşüm bizim düşündüğümüz değil. Evet. Ona şimdi girmeyeceğim ama sorarsanız ilerleyen zamanda da gireriz. Depreme dayanıklı binalar için araştırma konusunda teşvik yapılması ve bu konuda bir fon oluşturulması. Evet. Biz bu çalışmayı da yaptık. Depreme dayanıklı konut için kredi sisteminin kurulması, afet yönetimi konusunda kurumsal sistemin geliştirilmesi. Şimdi deprem master planına geçeceğim. Ama önce müsaade ederseniz buyurun, müsaade şu size. Konuyu aydınlatmak istiyorum. İşin bugünkü uygulamayla bizim düşündüğümüz arasında. Şimdi İstanbul gibi çok büyük şehirlerde bu dönüşümü sağlamak kolay değil. İstanbul'un nüfusunu 3-4 kat arttırma pahasına müteahhitleri zengin etme şeklinde de ortaya çıkacak bir evet. Uygulamaya bugünkü olduğu gibi girilebilir. Bu da bir yöntem. Ama esas olan bu değil. Nedir esas olan? Esas olan bu konuda bir deprem fonu, bir deprem bankasının kurulmasıdır. Şükrü Bey ben size soruyorum. 99'dan sonra bir deprem vergisi çıktı değil mi? Evet. Nereye gitti bunlar?
Vallahi onu kimse bilmiyor. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum doğrusu. Bu konuda çok takip eden birisiyim. Deprem vergisi. Deprem için toplandı bunlar. Kaç yıldır? Evet. Nereye gitti? Uçtu gitti. Bütçenin açıklarına mevcut bütçenin. Bu olmaz. Deprem için toplandıysa o para deprem için kullanılmalıdır. Tıpkı işsizlik fonu gibi. Evet. İşte burada gelmek istediğim şey, deprem bankası kurulmalıdır. Deprem bankası iki temel rolü olmalıdır. Bir, bu deprem araştırmalarını finanse etmelidir, yönlendirmelidir, kaynak oluşturmalıdır. Evet. İki, depreme hazırlık için fon oluşturmalıdır. Hibe veya çok uzun vadeli krediler. 40 senelik, 50 senelik. Bunun çoğu da hibe olmalıdır. Ama diyelim ki müteahhitler için de devreye sokulacaksa efendim, bunu bir hibeleri işte konutu olanlar, yıkılacak konutu. İki, bölgesel dönüşümler için kullanılacak. Dünyada böyle fonlar var. Örneğin Clinton'la görüşmüştüm ben Amerika'da. Küresel liderlik ödülü verilmişti. Türkiye'den de ben davetliydim. Clinton fonunun 60 milyara yakın, o tarihlerde daha azdı, şimdilerde çok daha fazla birikmiş kaynakları var. Sayın Gürtün'e özür dilerim. Dünyada deprem için toplanılan paralar uçmazdı ama. Onu da konuşmak gerekir değil mi? Tabii. Yani dünyada işte siz örnek verin, Amerika'da deprem için böyle bir para milletten vergi toplanılsaydı onu onun için kullanırlardı. Kesinlikle. İşte Türkiye'de işte Türkiye'nin işte farklı durumu bu. Evet. İşte bu parayı kime vereceksiniz? Evet, vatandaş da burada bilinçli olmalı. Hakkını takip etmeli. Arkadaş, benden deprem için kesinti yapıyorsun, para topluyorsun. Nereye harcıyorsunuz bunu? Nerede depremle ilgili çalışmalar? Bugünkü yapılan işlerde bu fonun bir kullanımı söz konusu değil. Yok. Bir bölgeye yüksek imar ver, yarısını müteahhit alsın, yarısını içindekiler iş gitsin. Hayır, bu yeni bir şey getirmiyor. Bu yükü arttırıyor. Bu yükü arttırıyor. Asıl olan nüfusu çoğaltarak, şehirdeki binaları arttırarak, şehirdeki caddeleri, yolları yürünemez hale getirerek olmamalı. Yeşil alan bırakmayarak hastane kurulacak, toplanacak, yeşil alanlar oluşturulacak, alanları yok ederek kentsel dönüşüm olmaz. Bizim ortaya koyduğumuz kentsel dönüşüm mantalitesi bu değil. Asla değil. Evet. Aksine yapıları azaltmak, desantralize etmek, yani merkezden farklı alanlara taşımak, evet, merkezdeki hasarlı binaları yıkarak o insanları da mağdur etmeden onlara fon vermek, destek vermek, kredi vermek, hibe vermek. Hibe. Bu para dünyada var ama yeter ki bunu takip edelim. Kaynağı nasıl oluşturacağız hibe verirken? Bakın, biraz evvel söyledik, deprem vergisi toplandı. Nereye gitti bu paralar? İki, yeni kaynaklar Türkiye içinden de, yani arazi geliştirerek, yeni şehirler oluşturarak bunlar yapılabilir. İlla hep İstanbul'a yüklenmek gerekmez. Evet. Biz deprem master planını biraz sonra anlatacağım. O çok önemli. Bütün bunları içeren orada çareler var. Ama bu fonu, bu finans kısmını bahsediyorum ki diğer şeylere geçelim. İşte deprem bankası ile dünyadaki fonlarla temasa geçilecek. Ben sadece bir örnek verdim. Clinton fonu bir örnek. Evet. Bunun gibi o kadar çok fonlar var ki sosyal amaçlarla kurulmuş dünyada çok fazla fon var. Mesela bir hastane yapıyorsunuz, size yardım ediyor. Evet. Okul yapıyorsunuz, yardım ediyor. Veya benzer çocuklar için, yaşlılar için projeler geliştiriyorsunuz, size yardımcı oluyor bu fonlar. Evet. Sadece deprem değil. Dolayısıyla şehrin gelişimini topyekün ele alıp yeni alanlar oluştururken dev binalar oluşturarak değil, tek katlı, iki katlı binalar oluşturalım. Yeşil alanı bol, insanlarımızın yürüme alanı olduğu, yaşlıların çıkıp dolaştığı, gençlerin spor yaptığı, herkesin nefes aldığı, yeşiller içinde yaşadığı, onur duyduğu, gurur duyduğu, boğulmadığı bir şehir
ortaya koyalım, bizim ortaya hedefimiz. Efendim sizce neden konulmuyor böyle bir şehir, neden oluşturulmuyor? İşte bu söylediğimiz süreç devam etmedi. Biz halbuki onu öngörüyorduk. İstanbul'un desantralizasyonu derken merkezde her şeyi yığarak, merkezde her şeyi boğarak bu olmaz ki. Şu bir bakın İstanbul'un merkezine. En basit, en merkezi yer Mecidiyeköy. Evet. Herkes bilir. Mecidiyeköy'ün etrafı çepeçevre, ne bırakınız mevcut binaları tasfiye etmeyi, etrafta ne kadar boş alan varsa hepsine dev gökdelenler dikildi. Evet. Tek tek saymayayım şimdi, reklam olmaz derseniz sayarım. Gerek yok. Yani Ali Sami'nin yeni o likör fabrikasının yeni Kuştepe'deki çocukların spor yaptığı, top oynadığı alan, dev Trump bilmem ne. Evet. Yani karayolları arazisi, devletin arazisi burası. Ya niye kocaman binalar dikmesine izin veriyorsunuz? Sanki köprünün girişi çok rahat, çok ferah. Bir de ilave binalar. İETT arazisi, Maslak'taki bölge, ne kadar boş alan varsa yani tek tek saymayalım. Bütün o çevre, sadece o çevre değil, İstanbul'un her yeri boş alan ne kadar varsa yüksek yoğunluklu bina, 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 bina. Ne olacak bu? Elde edilen gelir, elde edilen rant bu şehre mi harcanıyor? Hayır, aksine bu şehirdeki bütün gücü, enerjiyi, bütün geleceğini yok edip uçup gidiyor. Bunlar yanlış. Bu şehrin kendi enerjisi var. Yeter ki kaynaklarını buraya transfer edelim. Kaynaklarını doğru efendim, kullanalım. Efendim enerjiye geleceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen. Diyelim ki bu sizsiniz. Bu internetiniz, bu da televizyonunuz. Bu her ay internet için gelen fatura. Bu da televizyon için. Peki buna ayrı, buna ayrı ödeme yapmaya gerek var mı? Bizce yok. Şimdi limitsiz internet ve televizyon bir arada, internet fiyatına. D-Smart. Dalından sofralarınıza. En doğalı, en tazesi Çağrı'da. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu. Özgürce spor yapmanın en konforlu yolu. Hattrick. İstanbul çok güzel, aşkım sen de güzelsin. Orhan Can'a yakının sunduğu Her İlden Her Telden programının bu haftaki konuğu Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Adem Kazan. Biz Her İlden Her Telden bugün saat 21.30'da TV 2000'de. Bir öpücük ver bana. Yayıncılığın doğru adresi Türkiye'nin en genç ulusal televizyon kanalı TV 2000 artık D-Smart'ta. D-Smart'ta. Haber, yerli yabancı sinema, kadın programı, müzik, sağlık, spor, yemek, çocuk, kültür sanat, siyaset. Hepsi ve daha fazlası kanalınız TV 2000'de. TV 2000'de. TV 2000 artık D-Smart 200. kanalda sizlerle. D-Smart 200. kanalda sizlerle. Bahçeye diktim bağrı, var mı gönlünün yarı? Cemil Kaya bu hafta da sevilen sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Türk Halk Müziği'nin başarılı yorumcusu Sevim Erkılıç. Ve fantezi müziğinin genç seslerinden Aynur Sarı bu hafta Cemil Kaya Show'da. Cemil Kaya Show yarın saat 21.30'da TV 2000 ekranlarında. İzdivaca gelmişler sanki Japon pazarı.
Sevgili izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anki konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna. Efendim, Marmara'daki depremi konuşuyoruz. Efendim, Türkiye'deki depremi konuşuyoruz. İstanbul'un master planlarını ve depremde alınabilecek tedbirleri konuşuyoruz. Enerjide kalmıştık efendim. Buyurun, söz sizde. Yani İstanbul'un bu kaynakları üretilecek enerjisi var, onu diyorduk. Şimdi bir kere gene kısmen şu hatırlatmayı yapalım. Bir yerde deprem oluyor, deprem aklımıza geliyor. Hemen ayağa kalkıyoruz. Bundan bir çıkalım. Deprem gelecek. Bu kaçınılmaz. Gelecek. Rahmetli Aykut Barkay'ı hatırlarsınız. Evet. O da bizim danışmanımızdı. Evet. Yani birçok böyle, çünkü biz bu işi çok ciddiye almıştık. Çok iyi bir ekip oluşturmuştuk. Birisi de Aykut Hoca'ydı. Onun ya Japonlarla yapılan çalışmada ortaya çıkan bir sonuç oluşmuştu. Bundan 10 sene evvel diyelim. 30 yıl içerisinde deprem olma ihtimali %62'di. Burada şeyler var, gösteririm. 99'da. Yani 2000-2001, yani bir iki çalışma, evet, şeyinde. 10 yıl önce diyelim, yani en iyimser şeyiyle. Hatta Japonlar da davet edilip yapılan bir seminerde dile getirilmişti. Bir Japon'un bir esprisi vardı orada. Eğer Japonya'da yağmur yağma ihtimali, evet, %15-20 ise mutlaka o bir Japon şemsiyesini alır, öyle yola çıkar. Evet. Ki önümüzdeki 30 yıl içerisinde İstanbul'da deprem olma ihtimali, riski %62 denmişti. 10 yılı gitti. 10 yılı gitti. Şimdi 2010 yılındaki bir şey. Sıra İstanbul'da diyor. Evet, depremle ilgili. Bunu kim diyor? Haiti deprem oldu malum, meşhur. Evet. Şili'de oldu ve Türkiye'de Elazığ'da olmuştu. 2010. O depremden sonra dünyadaki sismologlar açıkladı. Evet. Bizim de çok kıymetli uzmanlarımız var. Onlar da söylüyor ama hadi yani yerli malı diye onlara itibar etmeyebilirsiniz. Yine ayrıca bizim yine benim çok kıymet verdiğim bir bilim adamımız Naci Görür. Evet. İyi senaryo felaketi diye, yani en iyi şekliyle ortaya çıkacak olay, çok büyük bir olay. Efendim, özür dilerim, şuraya geleceğim. Gerçekten bizde iyi bilimciler, iyi kurgucular var. Van depreminde de bunu gördük. Herkes farklı sesler nüksetti. Dolayısıyla da işte deprem yok, binalar sağlam, başka bir şey yok denildi. Bir gün sonra da olanlar olundu. Ben onun için diyorum, bu ne hikmetse deprem esnasında o kadar bilimciler, o kadar kurgucular çıkıyor ki, hiç ilgisi alakası olmayan kişiler birden bakıyorsunuz jeoloji mühendisleri oluyor. Tabii burada gerçek manada jeoloji mühendisleriyle bu işi yapıp, bunların fikrine, yani bir insanların görüşü olabilir, ne görüşte olursa olsun, bizden olmayan bizim fikirden değildir mantığını bir tarafa bırakıp, hakikaten gerçek manada İstanbul'da olabilecek, hatta Türkiye'de olabilecek depremi bu işin ustalarına bıraksak belki daha iyi sonuç alırız diye düşünüyorum. Şu anda bu bilimcilerden yararlanmadığından dolayı söylüyorum ben. Şimdi ona geleceğim zaten, şu deprem master planına. Ama buna gelmeden evvel, buna geçeceğiz ama şunu bilmemiz lazım. Deprem konusunda Türkiye'de çok kaliteli, çok ciddi, çok güvenilir, çok namuslu bilim adamlarımız var. Muhakkak ki var. Hepsinin alnından öpüyorum. Evet. Hepsini kutluyorum. Ha, bunun yanında arada bir deprem oldu mu medyatik deprem uzmanları da var. Evet. Ha, medya çağırıyor, böyle ateşli konuşan, garip garip tasavvurlarda bulunan, evet, böyle halkın ilgisini çekecek tipler de var. Ha, o ayrı, ama devlet, yönetenler bunu ayırt eder. Anlatabildim, evet, mi? Çok kıymetli hocalarımız var. Tek tek saymak istemiyorum ama görevleri itibariyle şu an aktif görevde oldukları için Kandilli müdürümüz kıymetli bir hoca. Evet. Hem de aktif bir görevde. Marmara Araştırmalar Merkezi Başkanlığı yaptı Naci Hoca. Evet. Onlarla biz TÜBİTAK'a bağlı çok birlikte proje geliştirdik. Ve geliştirdiğimiz, başladığımız projelerden iki tanesi çok önemliydi. Bir,
depremin önceden tahminine yönelik bir projeydi. Eğer o çalışmalar ciddi devam etseydi, şimdi çok büyük mesafeler kat edilirdi. Depremin önceden kestirimine, tahminine yönelik. Evet. Bunun yanında diğer gözlem istasyonlarının oluşturulması ve bir hocamız da yine diyor aslında İstanbul depremi daha tanımlanmadı diye. İstanbul'da deprem tehlikesi gizleniyor şeyi. Evet. Bu da işin başka bir yönü. Celal Hoca'nın beyanı. Celal Şengör Hoca. İstanbul'da hakikaten daha deprem konusunda tam, net algılara ulaşılmış değil. Bunca çalışmalara rağmen. Evet. O bakımdan şimdi geliyorum deprem master planına. Evvela bu nasıl oldu? Deprem master planı ne demek? Ne demek efendim? Bu şu sayfalar, bakın 1600 sayfalık bu planın özeti. Demin söyledik ya, orta ve uzun vadede evet. yapılması gereken işler cümlesinden en önemlilerden birisi de deprem master planıdır. Afet zemin etütleri ve nelerin yapılacağına karar vermek ilk çalışma. Evet. Onlarla yaptığımız çalışma birinci ayak çok önemliydi. İki, buna bağlı olarak Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un kurulması. Çünkü bunlar kapsamlı çalışmalar. Evet. Üç, deprem master planı. Deprem master planı nedir ve nasıl yapılmıştır? Bu da AKOM gibi Türkiye'nin iftihar edeceği bir çalışmadır. Bizim Büyükşehir Belediyesi'nde Zemin Etüt Müdürlüğü'nün, deprem müdürlüğünün kurulması depremden öncedir. Daha önce başlatmıştık çalışmaları. Yani bilinçli olarak başlattınız değil tabii, mi? Depremden tabii. sonra olmadığına göre. Tabii daha evvelden başlamışız. Ben de daha 99 seçimlerine giderken bu işte televizyonlara çıkıp konuştuğumuzda depremden bahsediyordum. Depremle ilgili hazırlıklarımızdan. Hatta spiker sunucu arkadaşlar veya program sunan sizin gibi dostlarımız şaşırıyorlardı. Deprem nereden çıktı? Evet. Niye bunlara giriyoruz falan gibi biraz gereksiz evet. bir şeymiş gibi. Biz de anlatıyorduk. İstanbul bir deprem şehridir. Depreme İstanbul'un mutlaka hazırlanması gerekir diye. Ön çalışmalar o zamanlardan başlamıştı. Ve Nisan'da ben seçildim. 1999 Nisan'ında. Evet. Bakın 17 Ağustos'ta oldu deprem. Seçilir seçilmez ilk talimatlarından birisi İstanbul İmar Yönetmeliği'nin depreme göre değiştirilmesiydi. Evet. Arkadaşlarımız çalıştılar Mayıs ayı, Haziran ayı boyunca. Haziran sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. Daha deprem olmamış. Deprem yok. Ve Temmuz'da 1999 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onun müzakeresi başladı. Evet. Ve acıdır tabii 17 Ağustos'ta da onu yaşadık. Ama yaşadıktan sonra tabii bakış açımız, hassasiyetimiz çok daha fazla değişti. Muhakkak ki yani baktınız ki yapılan iş de iyi yerinde bir iş. Detaylandırdınız onu anladığım kadarıyla değil mi efendim? Tabii bir de zaten algımız açık olunca olayı kavramamız daha farklı, daha fazla oluyor. Çünkü o konuda bir hassasiyetimiz vardı. İşte o hassasiyetle, o önceki birikimle depremin bize ikazını birleştirdiğimiz zaman bir de ülkenin, şehrin hazırlıksızlığını gördüğüm zaman inanın tüylerim diken diken oldu. Evet. Yani bu kadar hazırlıksızlığa şaşırdım. Bu kadar vehamet, bu kadar facia bir ülke yönetimi için cidden büyük faciaydı. Ve ondan sonra dedik ki işte ha bu belki yerel yönetimlerin birincil işi değil. Ama ortada da bir ciddi problem var. Bunu birinin evet. halletmesi lazım. Ve biz o ciddiyetle işe koyulduk ve bu çalışmayı başlattık. Deprem master planı da bunun üçüncü ayağı olarak bizim dört güzide üniversitemizin bizim kendi uzmanlarımızla birlikte yaptıkları bir çalışmadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi evet. ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin
güzide uzmanları, hocaları bir araya geldiler. 220 hocamız, 220 uzman. Evet. Bu konuda dünyada çok önemli bir uzman çalışma. Olan insanlar bu birikim bir araya geldi. Hatta o zaman değerli rektörlerimiz şu cümleyi söylemişti. Biz bir işbirliği için ilk defa bir araya geliyoruz. Sizin sayenizde oldu bu diye. Ve aylarca bu çalışma yapıldı. Bir seneye yakın çalışıldı. Bu çalışma ile yapılması gereken bütün işler, bütün hizmetler ortaya kondu. Evet. Teknik hizmetler. Neler yapılacak? Ekipman hazırlığı. Neler olacak? İnsan hazırlığı. Nasıl olacak? Ve kimlerden oluşacak? Sağlık alanında, eğitim alanında vesaire vesaire neler olacak? Bunlar tek tek burada çıkarıldı. Artı finansman olarak neler yapılacak? Bu işin finansmanı nasıl sağlanacak? Bunların hepsi ortaya kondu. Artı psikolojik olarak ve halkın eğitimi, hazırlığı neler olacak? Bunların hepsi bu deprem master planında ortaya kondu. Dünya tarihinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı deprem master planıdır bu. Çalışması. Evet. Deprem ana planı. Evet. Her şeyi planlayan bir çalışma. Onun için şimdi tekrar o emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlk uygulama olarak da bunu Zeytinburnu'na ve Fatih'te başlattık. Neden? Pilot uygulamasını görelim. Aksayan bir yön varsa, eksik kalan bir yön varsa da uygulama esnasında tamamlayalım. Evet. Kısa bir zamanda ve arkasından bunu bütün Türkiye'ye şamil, önce İstanbul'a sonra bütün Türkiye'ye şamil hale gelsin, kapsasın diye. Evet. Bu 2002'nin sonlarında başladığımız bir çalışmaydı. 2003'ün Ekim ayında tamamlandı ve bir deklarasyonla açıklamıştık. Hükümete de bunlardan takdim ettik. Çeşitli toplantılara o dönemler sanıyorum Sayın Mehmet Ali Şahin ilgili bakan ve başbakan evet. yardımcısıydı, gelmişti. Hükümetin her birimine bunları takdim ettik. Bir yönetim organizasyon nasıl olacak, bunların hepsi var. Daha sonra biz görevden ayrılınca üzücü olan tabii bunların rafta kalması. Rafa mı kalktı efendim? Rafta kaldı. Tabii acı bu. Keşke devam etseydi. Şimdiye kadar doğru bir şekilde ve çok verimli bir şekilde çalışmalar olurdu. Depremle ilgili risklerimizi de inanıyorum %80 en az 70 ortadan kaldırmış olurduk. Önümüzdeki kalan sürede de geri kalanlar hallolurdu. Ve İstanbul depreme hazır bir şehir haline gelirdi. Buradaki örnekle Türkiye'nin geneline de yayılırdı. Demin söyledik. Türkiye'nin 2/3 deprem tehdidiyle evet. karşı karşıya. Evet. Karşı karşıya. Ve burada bir hocamızı daha anmak istiyorum. Teknik anlamda dünyanın en ileri üniversitelerden birisi MIT denilen Amerika'da, Boston'da Massachusetts Institute of Technology, Teknoloji evet, Enstitüsü diye evet. geçer. Orada bölüm başkanı Sayın Profesör Toksöz, evet. dünyanın en ileri kendini yetiştirmiş, geliştirmiş, bütün dünyanın saygı duyduğu bir deprem hocasıdır. Yani bu alanda bir hocadır. O da biz davet edip çalışmalarından, birikimden istifade etmiştik. Yani şuna geleceğim. Bu plan, bilim adamlarımız ve dünyadaki birikim hepsini ele aldığımız zaman yapılacak işler hepsi ortaya çıkmıştı. Ama bütün bunların raflarda kalması üzücüdür. Ve dolayısıyla İstanbul'da, Türkiye'de depreme yeteri kadar hazır yani, girmemektedir. Efendim özür dilerim. AKOM dediniz biraz önce işte elinizdeki o dosyadan önce. AKOM'un İstanbul'da tek merkezi mi var? AKOM merkez olarak tek ama şubeleri var mı? Şube anlamında değil. Şöyle şube gibi ama tam AKOM'un şubesi gibi değil. Demin söyledim biraz önce 15'e yakın afet
müdahale istasyonları var. O istasyonlarda insanlar bulunuyor mu? Tabii, tabii. Orada yani, tabii, yani dinamik, Pendik'te veya Büyükçekmece'de bir olay olunca. Belki şimdi daha da artmış olabilir. Yani ben kendi dönemim itibariyle söylüyorum. Evet. Fakat biz onu çok önemsemiştik. Ana bölgelerde yerleştirmek, zaten ayrıca itfaiye teşkilatı var. Artı biz insan hazırlığı olarak İSKİ'nin, İKTAŞ'ın, belediyenin yol işleri gibi dinamik, aktif görevde olan elemanlarını da yetiştirmiştik. Bu işlere müdahale edebilir hale getirmiştik. Sanıyorum birkaç bin böyle yetişmiş müdahale elemanı oluşturmuştuk. Efendim gece saat 4'te bir deprem olsa AKOM'daki görevli arkadaşlar 4'te AKOM merkezine ulaşmakta sıkıntı çekemezler mi? Yani çekmezler mi daha doğrusu? Yani buna AKOM'a alternatif, İşte o arkadaşlara alternatif STK'lardan falan da görevliler, en azından Fahri'yi tespit edilebilecek görevliler. Yani AKOM'un merkezindeki arkadaş ölmüş olabilir, başka bir şey olabilir, ulaşamayabilir. Yani buna alternatif olarak düşündünüz mü? Hayır, şöyle, zaten orada bizim... Nisan eğitim neredeydi? Böyle organizasyon şemaları da var. Yani evet, nerede nasıl akacak diye. Onları her bir olay için uygulama noktaları. Bir de İstanbul genelinde uygulama akışları tespit ettik. Merkez, ilçe bazında ve mahalle bazında. Evet. Muhtarlıkları da burada önemli birer birim haline getirmiştik. Evet. Çünkü sonuçta en iyi müdahale, en yakında olan müdahaledir. Evet. Muhtarlıklara, onun için dedim zaten. Tabii muhtarlıklara da özel görevler verildi. Özel müdahale alanları oluşturuldu. Araç gereç oluşturuldu. Mahalle bazında, hatta semt semt oluşturuldu. Ama bunların sürekli takibi, yenilenmesi gerekiyor. AKOM merkez olarak zaten güvenli bir yerde. Evet. Biz zemin olarak öyle bir yere kurduk. Ulaşımın kolay olduğu, hem TEM'den hem E5'ten kolay ulaşılan bir noktada, Seyrantepe'de kurmuştuk. Yeri, evet. Artı orada görev alanlarında oraya yakın bir yerde oturmasını prensip olarak tespit etmiştik ki orası aksamaması lazım. Evet. Çünkü orada bütün çünkü kameralarla, İstanbul'un beyni orası. Tabii, ve bilgi akışı olarak haberleşme sistemi, teknolojisi geliştirildi. Kesintiye uğramayacak haberleşme düzeni oluşturuldu. Orası çalışmalı ki sistem çalışsın. Dediğiniz efendim, doğru, katılıyorum. Efendim, olası tabii konuşmaktan da biraz hoşnut olmayarak ben bunu sormak istiyorum. Olası 6.2 şiddetinde değil de dün, Allah göstermesin, 7.5 şiddetinde bir deprem olsaydı, İstanbul'un birçok ilçelerinde 60 santimetreye ulaşmış bir kar, malum Çatalca'da olsun, Beykoz'da olsun, bu insanlar ne yapardı sizce? Ölümler olsaydı, ne bileyim yani işte doğalgaz, elektrik, ne olurdu bu insanların hali? Siz bir gözlemci olarak görüyor musunuz? Yaptıklarınız, işte bu yapmış olduklarınız, bakın bir proje dahi rafa kalktı diyorsunuz. Evet, şimdi İstanbul'un mesela şu dosyanı, İstanbul'un depreme hazırlanması değil mi? Evet. Bakın. Zeytinburnu pilot projesi. Evet. Bunlar ulusal deprem stratejisinden uygulamaya geçiş süreci. Evet. Bunlar tek tek böyle kafadan konuşmuyorum. Muhakkak ki. Bunları söylememin sebebi bu yapılmış çalışmalar. Birçok bilim insanı bu çalışmaları yaptı. Biz de sonuçlarını değerlendiriyoruz. Ben deprem uzmanı değilim ama deprem muhakkak uzmanı gibi tabii oldum şey açısından. Kavrama ve evet, işi süreci yönetme açısından. Çünkü siz açısından o zaman Marmara'da en büyük depremi yaşayanlardan birisiniz. Tabii. Ve işin de başı olanlardan biri olduğunuz için belki bir uzmandan da fazla tecrübeniz var şu anda. Tabii, yani yönetim açısından. Evet. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi
beni konferansa davet etmişti depremle ilgili. Değil o mi? Kadar deprem hocasının, uzmanın olduğu yer. Ama ben somut olarak bir yerde sismik araştırma nasıl yapılır onu anlatmıyorum. Zaten onu konuşmuyoruz. O tabii işte. O benim maddimi ve birikimimi aşan bir şey. Ona girmiyorum. Onu konuşmuyoruz zaten. Ama işte. Bir bakış açısı olarak topluluğu kavrayıcı bir bakış açısı nasıl ortaya koymalıyız? Ve işbirliği halinde devlet birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, halk, evet, topluca nasıl hareket etmeliyiz? Onun düzenini ben ortaya koymaya çalışıyorum. Mantalite ve evet, sistem olarak. Şimdi Allah korusun olsaydı ne olurdu? Evet. Bunu söylerken şunu demek istiyorum. 3 veya 4 ayrı deprem senaryosu biz kurguladık. 1. 6.8, 7.2, hatta 7.4, 7.6. Evet. Bu şeylere göre farklı senaryolar yaptık. 6.8 olursa ne olur? 7.2 olursa ne olur? 7.4 olursa ne olur? 7.6 olursa ne olur? Evet. Diye her birinin ne demek bu senaryo kurgulaması ne demek? Yani hangi binalar hasar görür üst yapı olarak? Evet. Hastane, okul vesaire vesaire. Sivil binalar neler hasar görebilir? Hangi büyüklükte? Sonuçları ne? Evet. Altyapı, su, atık su, doğalgaz nerelerde, evet, patlama çatlama yapar? Hangi köprüler hangi şiddette yıkılır? Evet. Hangi yollar hangi noktada kullanılamaz hale gelir? Bunların farklı senaryoya göre analizlerini yaptık ki ona göre müdahale imkanları olabilsin. Şimdi burada yapacağımız iş giderek sorunu küçültmek ama müdahale ve mücadele gücümüzü arttırmak olmalıydı. Evet. Şimdi bugünkü gidiş ters bir gidiş. Ben buna vurgu yapmak istiyorum. Yapılanlar azdır çoktur tartışmasının ötesinde bir vahim durum var. Evet. Ters gidiyoruz biz, ters. Evet. Problemi büyütürken çözme imkanlarımızı küçültüyoruz. Bu ne demek? Yani şimdi İstanbul'da mevcut yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi. Evet. Bunun için çalışılmış bu işler, bu özet bunlar. Yüzlerce projeden kaynaklanıyor bunlar. Bu böyle şey değil. Bakın. Hayal değil yani. Evet, AKOM ve AFET'le ilgili neler, uygulamalar, projeler, tek tek yapılması gereken işler, özet bunlar. Yani burada bizim yapmamız gereken en temel konu İstanbul'daki hasarlı binaların ortadan kaldırılması. Bu bir. İki, bunu yaparken nüfus patlaması, nüfus arttırımı gerçekleştirmeden bunu yapmak. Evet. Bugün en büyük hata bu. Nüfus artırımına müsaade etmek. Yani sadece depreme dönük değil. Ya ne kadar boş alan varsa yüksek yoğunluklu gökdelen izni veriliyor. Evet. Bakın bu ne demektir? Nüfus artırımı ne demektir? Bunun sonuçları nasıl yansıyacak? Bir, kişi başına düşen yol miktarı azalıyor. Evet. Kişi başına düşen hava miktarı azalıyor. Kişi başına düşen su miktarı azalıyor. Evet. Kişi başına düşen asayiş azalıyor. Kişi başına düşen okul azalıyor. Kültür, sanat, evet, azalıyor. Peki ne artıyor? Kişi başına düşen problemler, evet, artıyor. Kişi başına düşen risk artıyor. Doğru. Çünkü şehir ona taşıyamaz hale geliyor bu kadar yükü. Evet. Bu şuna benziyor Şükrü Bey. Bakın, insan vücudunun bir bağışıklık düzeni var. Bağışıklık yapısı, evet, sistemi güçlü oldukça ufak tefek virüsler, mikroplar vücutta barınamaz, barınsa da zarar veremez. Evet. Vücudumuzda bizim milyonlarca mikrop var. Öyle az, evet, uz değil, milyonlarca. Bunların bir kısmı faydalıdır. Bir kısmı zararlıdır. Peki o milyonlarca mikrobun içinde biz nasıl canlıyız, nasıl geziyoruz, nasıl tozuyoruz? Vücudumuzun
bağışıklık düzeni sağlam ve ayakta olduğu için biz o evet. mikroplarla vücudumuz baş edebiliyor. Onları kontrol altına tutuyor. Evet. Kıpırdama diyor. Kanımız, vücuttaki sistem, evet. o mikrop değil, kıpırdama. Kıpırdarsan canlı okurum senin evet. diyor. Kıpırdama diyor. Çünkü vücut güçlü, kendinden emin. Ne zaman vücuttaki bağışıklık düzeni ortadan kalkıyor, o mikroplar ayağa kalkmaya başlıyor. Harekete geçiyor. Ve vücudu tahrip etmeye başlıyor. Bir şehirde böyle, bir ülkede de böyle. Yönetim anlayışı, yönetim gücü, devlet gücü problemleri çözemez. Problemlerin karşısında aziyete düşerse, var olan kriz noktaları, problem noktaları da canlanmaya, uyanmaya başlar. Şöyle de diyebiliriz bunu. 70 metrekare bir evde düşünün 15 kişinin barındığını. Yani 200 metrekare evde 15 kişi nasıl barınır? 70 metrekare bir evde, dairede nasıl barınır? 15 kişi yatağıyla problem olur, kalkmasıyla Tabii. problem olur, yemesiyle Kesinlikle. Problem olur, içmesiyle problem Tabii. olur, beyin olarak Tabii. dünyaya Tarihte hazır olmaz. Gidemez, Değil mi efendim? Olmaz, hırgı, yani asayişi anlayacağı şekliyle konuşmak çok doğru, gerekirse. Çok doğru, orada asayişi sağlayamazsınız yani. Evet, evet. İşte İstanbul'un da diğer büyük şehirler için de geçerli. Buradan ben rica ediyorum şehir yönetimlerini, ülke yönetimini. Biz muhalefet olsun diye konuşmuyoruz. Ben hiçbir partiye mensup değilim. Evet. Bir parti adına da konuşmuyorum, bir partiye karşı olarak da konuşmuyorum. Evet. Yılların birikimini burada ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen rica ediyorum nüfuslarınızı arttırmayın. Ülke yönetimi de farklı noktalara farklı çekim merkezleri oluşturalım. Evet. Ülkeyi 1, 2, 3 şehre yığmayalım lütfen. Bütün Türkiye dinamik olsun. Bütün kılcal damarlarımız dinamik olsun. Evet. İstanbul'sa özel konumuz burada. Şimdi İstanbul'un nüfusunu 30 milyona çıkarırsak ki şu gidiş onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Hangi problemle baş edebiliriz ki? Bütün bağışıklık sistemimiz çöker. Onu demek istiyorum. Evet. Bütün bağışıklık sistemi çökünce küçücük bir virüs bile bir canlıyı yok edebilir. Evet. Efendim, AKOM'a tekrar dönmek istiyorum müsaade ederseniz. AKOM'un bünyesinde araç, gereç, yangın söndürücü ne kadar vardı o zaman? Çünkü başka bir konuya geleceğim, onun için soruyorum. Evet, şimdi bir kere biz ilk deprem olduğu zaman ne yazık ki elimizde bu anlamda pek bir şey yoktu. Ani bir şeyle itfaiye bünyesinde oluşturduk birim evet. olarak. Yaklaşık bir yıl sonra da yani demin söyledim 12-12-2000 yılında da evet. AKOM kuruldu. Ve AKOM bir sistemin merkezi. Yani evet. öyle diyeyim bir müdahale merkezi değil. Sistemin bir karga, merkezi. Bir yönetim merkezi. Ama sonuçta emirler karargâhtan verilecek. Tabii ne ki. Kadar müdahale merkezi olmasa ona da. Ona geleceğim yani karıştırılmasın diye. Evet. Belediyenin birimleri, efendim İSKİ, İKTAŞ'taki birimler, hatta devletin diğer takviye birimleri AKOM'un bünyesinde yerini alır. O söylediğimiz kriz noktalarına göre konuşlandırılır. AKOM'un evet. özelliği o sistemi yönetmesidir. Ha biz o sistemin içinde itfaiyeye, o afet müdahale noktalarına gerek cihaz, beton kaldırma liftleri, büyük güçte, işte kesiciler, aydınlatma araç gereçleri, ulaşım araç gereçleri, ilk yardım çok sayıda yani tabiri yerindeyse belki milyonlarca dolarlık cihazlarla donattık ki bir müdahalede bir sıkıntı yaşanmasın diye. Hatta antrenman olarak da biz birçok deprem noktalarına onu göndermiştik yurt içi ve yurt dışında. Ha onun gelişmesi lazım tabii. Zaman içinde teknoloji geliştikçe ve bölge arttıkça gelişmesi şunun gerekiyor. Şunun için söyledim efendim. AKOM devlet bazında da bu ciddi bir yapılandırmayla ne bileyim yani bir bakanlık düzeyinde her ilde bunun işte kendine bağlı sizin valiliğin, belediyenin veya vesaire diğer kurumların bir araya gelmesiyle İşte gerekli yardım, gerekli destek, gerekli araç ve gereçleri
buralardan istemekten ise AKOM'u böyle bir bakanlık haline getirip, örnek veriyorum, İstanbul'da bir merkez, 5 tane 10 tane yangın söndürücü helikopter, çünkü deprem oldu, yol tıkalı, yangın var, elektrikten veya doğalgazdan yangın çıkmış İstanbul'un bir ilçesine. Yani nasıl gidip söndürülecek? Elinizde çok da itfaiye aracı olsun. Tabii, çok ya doğru. Kocaeli'de, ama, Bursa'da, İzmir'de AKOM, ama bu devlete bağlı bir birim olsa, bakanlık düzeyinde desteklense. Ama sakın karıştırmayın, bu bloke edersiniz. Her şeyi Ankara'ya bağlayarak işleri bloke ederiz. Yine belediyelerin bütçesinde olsun, fark etmez. Zaten bu söylediğiniz gibi sonuçta devletin, yani burası kendi başına bir yer değil. Efendim, devletin yine de işte, ama müdahale etmekte sonuçta devletin diğer birimlerini kullanıyorsunuz. AKOM'u bağımsız hale getirseniz. Hayır. Şimdi devletin diğer birimler, ama gene belediye bünyesi içinde. Onu böyle olmasa daha dinamik. Şöyle, AKOM İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde oluşturulmuş bir organizasyon. Evet. Dolayısıyla zaten bütün belediyenin imkanları buraya seferber oluyor gerektiğinde. Onun için bizatihi zaten AKOM'un koordinasyonunda demektir bu. Oradaki veri tabanında her şey var. Sivil toplum, devlet birimleri, devlet güçleri. Var da müdahale noktasında var. Tabii mi? Zaten mesela işte bilgi orada ortaya çıkıyor. Tabii ki. Ama işte o dinamizm sağlanmalı, tatbikatlarla vesairelerle o sağlanmalı. İşte diyelim ki kar yağacak. Bu önceden bilinerek oralarda hemen müdahale. Ama deprem başka bir şey. İşte depremi konuşuyoruz, deprem için işte söylüyorum. Onun için de gene bunun sürekli her kendi içinde sürekli eğitimin ve sürekli uygulamanın olmasında fayda var. Bakanlığa bağladığımız zaman hantal bir yapı oluşuyor ve bu sefer gene müdahale etmekten çıkıyor. Çünkü yıllarca bakanlık bünyesindeydi bu. İstanbul'un dışında AKOM'la ilgili örnek veriyorum, Kocaeli'de, İzmir'de, Bursa'da var mı böyle bir birimler? Yani belki bunun için soruyorum ben. O işte o ildeki şehir yönetimleri bunu oluşturması lazım. Çünkü sonuçta o bölgeyi en iyi onlar bilir. Onlar organize edebilir. Ve onların inisiyatifinde olması lazım. Ha, devlet ne yapmalı? Onlara kaynak sağlamalı. Demin söylediğimiz gibi, evet, bir deprem bankası kurulmalı. Gerek şehrin yenilenmesi, kentsel dönüşümün sağlanması adına, gerekse araç gereçlerin, donatıların geliştirilmesi adına oralara kaynak sağlanabilir. Ama yönetim mutlaka yerel birimlerde, yerel olmalı. Yönetimlerde olmalı. Yani şimdi faraza İstanbul'da bunu kurduk diyelim. Ben kendimi, evet, başındayım diyelim. Yani Türkiye genelindeki bir şeyin yönetimin başı olarak. Erzurum'da hangi mahallenin hassasiyeti var, hangi ilçenin hassasiyeti var? Oradaki insan kadar onu benim bilmem mümkün değil. Hayır, ben Erzurum'u da işte o bölgeye versek yine. Onunla, evet, ilgili bütçe yapma açısından söylüyorum. Ha, devlet destek versin. Devlet destek açısından. Ben zaten baştan sona yerel yönetimlere yetkilerin verilmesini savunan biriyim. Evet. Şahsen. Yerinden yönetim bence olması gereken, demokratik ülkelerde de gereksinim hissettiğim biriz. Çünkü merkezi yönetimlerde birçok aksamalar var. Bizden olmayan bizden değildir. Hizmetlerde sıkıntı var. Yani ben onu yerinde, yerel yönetimlerin kapsamı içerisinde olsun. Ancak zorunlu hale getirilsin. Edirne'den işte Tekirdağ, Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Ankara vesaire diğer illerimizde dahi. AKOM hakikaten çok güzel ve yerinde bir çalışma. Biz 2002'de de çok takip ettik. Devletin İstanbul'daki önemli birimleri. 15 günde bir ayda bir bununla ilgili bir beyin fırtınası oluşturup nerede ne yapabiliriz diye zaman zaman da tatbikat yapıldığını ben bizzat gören ve izleyenlerden birisiyim. Onun için söylemiştim. Çok doğru. Sizin o sözüne katılıyorum. Merkez finansman desteği vermeli. Evet. Gerekirse bir bilgi, deprem bilgi bankası oluşturulsun merkezde. O da bizim şeyimizde zaten, projelerimiz arasında var. Hem bilgi üretsin, strateji üretsin devlet, hem kaynak üretsin. Buralara o yardımları yapsın. Yoksa oralara yardım yapıp partizanca insanları doldur, uzman olmayan, dinamik, evet, olmayan bloke olur. Zaten daha evvel vardı bu devlette. Yani Afet İşleri Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük devlette yıllardır, evet, var. Ama ne? Ne iş yapar? Olmadı. Yani 99 depremi merkezdeki bütün birimlerin
iflas ettiğini gösterdi. Başbakan dahi o zaman Rafet Ecevit dahi bir detaylı bilgi alamadı o depremde. Bırakın Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden. Yani Kızılay orada sınıfta kaldı. Afet sınıfta kaldı. Herkes sınıfta kaldı. Ülke olarak sınıfta kaldık. Ancak yardımseverlik duygumuz sınıfı geçti. Evet, evet. Ama kuru kuruna demin söylediğim gibi asker gelmiş, vatandaş gelmiş, alttan gelmiş, zabıta orada sopayla yani tahtayla beton bloklar kaldırılmaya çalışılıyor. Bu mümkün mü? Değil. Sizin de söylediğiniz gibi hatalı ve bilinçli olmayan kurtarma çalışmaları belki can kaybına da sebebiyet verdi. Fazla fazla can kaybı oldu efendim. Onun için bilinçli her şey bilgiye dayalı. Ben bilgiyle yönetimi çok önemsiyorum Şükrü Bey. Evet. Bilgiye dayanmayan bir yönetim sonuçsuz, değildir. Kaba, hoyrat böyle bir yönetim anlayışıdır. Bir sonuç vermez. Ama bilgiyle yönettiğiniz zaman hem sonuç alırsınız, hem zarif, hem nezaketli, hem yumuşak ama takır 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 sonuçları olan da bir olaydır. Şimdi biraz evvel söylediğiniz konuya da ben de parmak basmak istiyorum. Siz de değindiniz. Şu benden olan olmayan ayrımı. Evet. Bakın bu bizim çok kötü bir hastalığımız. Çok kötü. Ya bu ülke insanını benden olan olmayan diye nasıl ayırabiliriz ya? Maalesef ayrılıyor efendim. Ya bu olur mu? Benim partimdense herkes iyi, değilse herkes kötü. Olmaz. Benimle aynı ettik köktense herkes iyi, değilse kötü. Yapılmıyor mu? Ya benim mezhebim, meşrebim grubumdansa iyi, değilse kötü. Ama bu neyi getiriyor işte? Bu felaketleri getiriyor başımıza. Şimdi deprem, diğer krizler, toplumun ileri gitmesi, toplumun ayağa kalkması, şahlanması gibi küresel rekabete hazırlanması gibi konular toplumun topyekün güçlerinin verimli koordinasyonuyla sağlanır. Evet. Toplumun bir kesimini atalım tukaka, geri kalanına iş tutalım. Olmaz ki. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şehir yönetilemez. Böyle bir ülke yönetilemez. Böyle bir dernek yönetilemez. Gitmez. Evet. O zaman yapmamız gereken hele hele bu konularda asla ve asla benden olan olmayan ayrımı olmasın. Hiçbir konuda olmasın. Evet. Efendim toparlamak gerekirse artık programın sonuna geliyoruz. Zannedersem İstanbul'un trafiğini konuşmak için zamanımız yetmeyecek. Onunla ilgili ayrı program yapacağız herhalde öyle gözüküyor. İstanbul programı yapalım. İstanbul programı hakikaten gerçekten çünkü İstanbul programı demek devlet programı demek. Evet. 17 milyon İstanbul'un bitmeyen problemleri, bitmeyen sorunları konuşmakla bitmeyen. Muazzam bir geleceği. Ya, hepsi bir arada iç içe. Dünyanın gözünün olduğu bir İstanbul. Dünyaca paylaşılamayan bir İstanbul. Ecdadımızın yıllardır hüküm saldığı bir İstanbul. Konuşmakla bitmez. Muhakkak ki bitmez. Ne söylemek istersiniz yine depremle ilgili? Bir kere size teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya etraflıca parmak bastınız ve böyle spekülatif bir yaklaşım değil de, böyle magaziner bir yaklaşım değil de, evet, bütüncül, sisteme dayalı bir çözüm arayışı içinde olmanız bir kere takdire şayan. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. İkincisi söyleyeceğim yönetenlere, Türkiye yönetenler, şehirlerimizi yönetenler, lütfen bu konunun günlük bir mesele olmaktan çıkarılmasını sağlayalım. Evet, özellikle de bu deprem konusunun. Lütfen, bu olmaz. Türkiye'nin iki temel meselesi yazarsak birisi depremdir. Bu Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bir konudur. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok büyük zararlar görebiliriz. Evet. Çok büyük acılar çekebiliriz. Lütfen. Rica ediyorum. Yani bunun hassasiyetini ortaya koyalım. Evet. Bunun gelecekte telafisi yok. Şimdiden var. Şimdiden evet. var. Ama olduktan sonra acı. Zaman geçmiş olur. Evet. Üçüncüsü sivil toplum örgütleri. Lütfen bu konulara sahip çıkalım. Evet. Tavır koyalım. Direnç gösterelim. Kesinlikle. Halkımız, ey halkımız, lütfen deprem olunca ayağa kalkıp, 3 gün sonra unutup, kaderimizi beklemeyelim. Tabii ki kaderde ne varsa denir ama, evet,
kazadan kurtulmak mümkün. Bu bir kaza ise kazadan kurtulup kaderimize gidelim. Evet. Bu yol ayrımı var. Yol ayrımı diyor ki birisi depreme gider. Evet. Tabela konmuş. Buna depreme gider. Evet. Öbür yolda diyor ki bu da kurtuluşa gider. Evet. Hangini tercih edersiniz? Hangisini tercih edersiniz? Muhakkak kurtuluşu tercih eder herkes. Ama bu lafla değil. Tabii ki. Hiçbir iş yapmayalım ama kurtuluşa gidelim. Hayır. Hepimiz, yönetenler, sivil toplum, örgütlerimiz, halk, herkes, her kesim, evet, sahip çıkalım. Arkadaş ne yapıyorsunuz? Evet. Nedir? Günlük beyanatlarla, göz boyamalarla sonuç olmuyor. Evet. Olmuyor. Bırakalım kavgayı, gürültüyü. Kendi içimizde üniversitelerin, bakın üniversitelerle birliktelikten neler doğdu işte şu afet, evet, koordinasyonuyla alakalı, evet, proje, deprem master planı. Şimdi o üniversite, bu üniversite ideolojik kavgalar, ayrışmalar olmaz. Olan millete oluyor yine. Evet, olmaz. Enerjimizi bir araya getirelim, rica ediyorum. Ayrıştırma olmasın, evet, sen ben olmasın. Bu neye benzer? 10 çarpı 10 eşittir 100. Evet. Bakın 10 burada, 10 burada. Ama bu 10 bu 10'u yok ederse 0. Çok teşekkür ederiz. 0. Onun için berekete koşalım, sinerjiye koşalım, barışa koşalım, huzura koşalım. Ülkenin geleceğini hep birlikte inşa edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür. Hakikaten gerçekten doyurucu bir program oldu. İnanıyorum sevgili izleyicilerimiz de kıssadan hisse kendilerine bir pay almışlardır. Ayağınıza sağlık. Efendim geldik bir programımızın daha sonuna. Gelecek hafta başka bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.